Merhaba sevgili çocuklar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kütüphaneleri çok özlediğinizi biliyoruz. Bir araya gelip kütüphanemizde toplanamasak da bu video aracılığıyla sizlere güzel masallar getiriyoruz. Bugün kusursuz bir pikniğe çıkacağız. Sincap ve Köstebek can dostlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez, birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. İşte burada Sincap ve onun evi, işte burada Köstebek ve onun yer altındaki evi. Hem de komşularmış. Her şeyi birlikte yaparlardı. Birlikte dans eder, birlikte pasta pişirir, karşılıklı marifetlerini sergiler. Birlikte bisiklete binerlerdi. Basıp var güçleriyle pedallara neşeyle yarış ederlerdi. En çok sevdikleri de resim yapmaktı birlikte. İşte burada dans ediyorlar, burada pasta yapıyorlar, burada yarış, burada ise resim. Günlerden bir gün Sincap ve Köstebek piknik yapmaya karar verdiler. O güne dek görülmüş en kusursuz piknik olmalıydı bu. En azından Sincap öyle istiyordu. Sandviçlere tereyağı sürmeyelim, iyi olmuyor, dedi Sincap. Köstebek, haklısın Sincap, deyip başını salladı. Oysa sandviçlerine tereyağı sürmeye bayılırdı. Epey sürdü hazırlık telaşı. Sonra nedense her şey hazır oldu. Teker teker piknik çantasına dolduruldu. Ve yola düştüler. Sincap, sen hiç merak etme Köstebek, dedi. Düş peşime görürsün. Nasıl bulacağım ikimiz için en güzel, en kusursuz piknik yerini? Haklısın Sincap, dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Fakat burada sanırım küçük bir kaza oluyor. Cırt diye çantanın altı yırtılıyor. Köstebek, bak bu çayır ne güzel, dedi. Sincap başını iki yana salladı, kuyruğunu dikti. Evet ama kusursuz sayılmaz. Gölgelik hiçbir yer yok, diye cevap verdi. Haklısın Sincap, dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek, bak işte bu tarla gölgelik, dedi. Sincap ellerini iki yana açtı, kuyruğunu dikti. Evet ama burası da fazla gölgelik, diye cevap verdi. Haklısın Sincap, dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek sordu. Burası nasıl peki? Sincap, ay istemen çok kalabalık, dedi. Haklısın Sincap, dedi Köstebek. Ve can dostunun peşinden ilerledi. Köstebek, bak işte bu tepede kimsecikler yok, dedi. Sincap tüyleri uçuşurken cevap verdi. Sanırım biraz rüzgarlıymış orası. Evet ama burası da çok rüzgarlı. Haklısın Sincap, dedi Köstebek. Can dostunun peşinden ilerledi. İki arkadaş yürüyüp durdular. Dere tepe düz gittiler. Çok yer dolaştılar. Bir dereye vardılar. Üf çok ıslak. Bir mağaraya girdiler. Üf hem karanlık hem rutubetli. Bir kumsala geldiler. Ay çok kumlu. En sonunda Sincap durdu. Bu kez neşeyle dikildi havaya kuyruğu. İşte buldum Köstebek, dedi. İşte en güzel, en kusursuz piknik yeri. Zavallı Köstebek çok yorulmuştu. Ama Sincap, burası zaten ilk başta geldiğimiz yer, diye inledi. Köstebek birdenbire bir şey fark etti. Hem de çok tatsız bir şey. Eyvah eyvah, dedi. Olamaz, diye acı bir çığlık kopardı Sincap. Bugüne kadar görülmüş en kötü piknik, diye ince bir ses duyuldu. Sanırım bu sizin pastanız, dedi fare. Bunlar da sizin elmalarınız herhalde, dedi susamuru. Hasırınızı ben buldum, dedi yarasa. Sandviçleriniz bende, dedi martı.
Krakeri de biz bulduk, dedi güvercin. İşte tabaklar da burada, dedi keçi. Acaba güzel bir çay fincanıyla bir termos kaybeden var mı, diye sordu tavşan. Elmalar berelenmişti. Pasta epey ezilmişti. Tabakların kenarları kırılmış, çatallarla kaşıklar yamru yumru olmuşlardı. Hasır tozlanmış, sandviçler kumlanmıştı. Çay buz gibi olmuştu. Kala kala bir tek kraker kalmıştı geriye. Köstebek arkadaşının omzuna elini koydu. Merak etme sincap, dedi. Halledebiliriz bunu. Sincap epey üzgün. Ama köstebek ne yapacak acaba? Köstebeğin güzel bir fikri var. Çayı ısıtmak, sandviçleri toparlamak, elmaları silmek, hasırı çırpmak gibi ve tabakların kenarlarını yapıştırmak. Hiç kuşku yok ki bu sincabın kafasındaki kusursuz piknik değildi. Ama emin olun yine de çok eğlenceliydi. Şimdiden bir sonraki pikniği iple çekmeye başladım, dedi sincap. Fazla geciktirmeyelim, yeni arkadaşlarımıza da önceden haber verelim. Tamamen aynı fikirdeyim, dedi köstebek. Ama lütfen bir dahaki sefere sandviçlere tereyağı sürelim. Sincap, haklısın köstebek, yerden göğe haklısın, dedi. Can dostunun peşinden ilerledi. Ve onların pikniğinden güzel bir sofra. Kitabımız da burada bitti. Şimdilik hoşça kalın.